Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni telefonum geldi. iPhone 14 Pro. Hem size burada ne kadar fiyatı var onlardan biraz bahsedeceğim. Hem de birlikte açıp yeni özelliklerini görmüş olacağız. Şimdi masada açmaya başlayacağım. Evet, şimdi şuradan açalım. Açtım. Çok güzel gözüküyor. Ben önceden anneminkisine açtım. O yüzden şu an böyle çok şaşırmadım. Görmüştüm zaten ama şimdi kendiminkisine açıyorum. Evet, bu şekilde. İçinden sadece şarj kablosu çıkıyor. Bir de şöyle bir şey çıkıyor. Burada sticker var mı? Bir tane de sticker çıkıyor. Adaptör ve kulaklık zaten artık çıkmıyor. Herhalde en son iPhone X'te falan bıraktılar diye hatırlıyorum. Bu şekilde şarj kablosu. Şu kısmı biraz daha farklı. Bunun için farklı bir adaptör almam gerekiyor. Şimdi telefonu kuracağım. Eski telefonumdaki bilgileri de buraya geçirmem gerekiyor. Şöyle ilk önce açalım. Evet, şu an açılıyor. Bunları geri koyalım. Evet, bu şekilde. Buradan ben hemen bilgileri gireceğim. Eski telefonum burada. Buradan şimdi bilgileri geçirmem gerek. Amazon'dan şöyle clear bir kılıf almıştım. Tabii ki de farklı kılıflar alırım ama şimdilik şeffaf bir kılıf almak istedim. Bu şekilde şimdi bunu takacağım. Ben gold rengi almayı tercih ettim. Zaten iPhone 14 Pro'larda çok fazla renk seçeneği olmuyor. Bir sadece gold rengi oluyor, beyaz oluyor, siyah oluyor. Bir de böyle purple diye bir renk var. Tam purple değil aslında. Hani biraz daha böyle siyah gibi bir renk. Şu an bütün uygulamalarım buraya yükleniyor. Bu şekilde. Bu telefonum şimdi ayarlanırken ben de size biraz telefonu nasıl aldığımızdan, ne kadar aldığımızdan bahsedeyim. Normalde burada iPhone 14 Pro 1000 dolar, Pro Max 1100 dolar, iPhone 14 ve 14 Plus ise 700 ve 800 dolar gibi bir şey olması gerekiyor. Ama biz o fiyatları almadık. Burada farklı bir kampanya var. Farklı bir hata geçerseniz biz mesela AT&T'den Verizon'a geçtik. İndirimli oluyor. Ve ayrıca eski telefonlarımız yani iPhone 11'leri verip bunları almış olduk. Böyle yapınca sadece aylık 5 dolara geliyor bu telefonlar. 36 ay boyunca 5 dolar ödeyeceğiz. Yani olduğundan çok daha ucuza denk geliyor bu şekilde. Şimdi ben bütün bilgilerimi yeni telefonuma geçiriyorum. Bunları da bu yani eski telefonlarımızı 2 gün içerisinde geri aldığımız yere vermemiz gerekiyor. Zaten bu yüzden bu kadar indirimli oluyor. Dediğim gibi böyle farklı kampanyalar oluyor. Aile kampanyasıyla biz aldık. 5 tane telefon aldık. 5 tane hat alıyoruz. Bu şekilde indirimli oluyor. Normalde bir hat alsak 80-90 dolar olacakken aylık hattınız böyle aile kampanyasıyla 40 dolar olmuş oluyor. Şimdi bütün her şeyim geçti. Açılmasını bekliyorum telefonun. Açıldıktan sonra da size bütün her şeyini detaylıca göstereceğim. Benim en çok dikkatimi çeken bu kısım oldu. Telefon hiçbir şekilde kapanmıyor. Yani şu an mesela açık.
şuradan kapama tuşuna bastığınızda bu şekilde açık kalıyor. Yani daha doğrusu sadece saat ve tarihi görebiliyorsunuz. Evet, mesela Spotify açalım. Burada mesela Spotify açtığım zaman burada gözüküyor. Buraya basarak gidebiliyorum. Şimdi kapatalım. Spotify'da burada telefonu bu şekilde gösteriyor. Şimdi kamerayı size göstereyim. Tabii ki de kamera farklılıkları da var. Şimdi size onları göstereceğim. Evet, bu şekilde. Bu iPhone 14 Pro. Bu iPhone 11. Tabii ki de iPhone 14 Pro çok daha canlı gösteriyor. Renkleri daha aydınlık. Şimdi selfie göstereyim. Evet, bu şekilde iki tane bu şekilde kendi fotoğrafımı çektim. iPhone 11 çok iPhone 11 daha karanlık çıkarken iPhone 14 daha aydınlık ve net çekiyor. Ayrıca iPhone 11 daha bir de iPhone 11'de böyle bir şey çıkmış. Mesela şu böyle kendimi çekiyorum. Böyle kendimi çektim. Arkasını bulanık çekiyor. Normalde iPhone 11'lerde öyle bir kısım olmuyor. Şöyle sinematik diye. Bir de ayrıca bunu internette duymuştum. iPhone 14'lerde böyle hareket ettirdiğinizde telefonu çok fazla videoda çıkmıyormuş. Yani atıyorum mesela video çekiyorsunuz, aynı zamanda da koşuyorsunuz, çok fazla sallanmıyormuş. Telefonumu açıp kullanmaya başlayalı yaklaşık 3 hafta oldu ama ben videoyu yeni editleyip paylaşabiliyorum. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.